Herkese merhabalar. Ben Drone Market firmasından Duygu. Bugün size aslında DJI Matris 300 eski ve yeni drone olan Matris 350 RTK ile yapabileceğiniz bir çalışmadan bahsedeceğiz. Aslında bu talep bize çokça gelmektedir. O yüzden bunun artık cevabını verelim istedik biz de. Şimdi şöyle, Matris 350 ile maden araması gibi... Bazı arkeolojik aramalar da yapmak istiyorlar. Yayının altını da görmek istiyorsunuz. Bunu DJ kameraları kameralarla yapamıyoruz. Onlar biliyorsunuz, yer üstünde nokta bulutu şeklinde veya işte lidar tarama şeklinde veya işte haritalama, fotoğraflama şeklinde ilerliyor. Burada manyetik alan, ö, ölçen ö, farklı cihazlar var. Ama bu cihazlar özellikle e, üreticileri özellikle belirti, belirtirler ki DJI Matrix 350 RTK bunlara uyumlu. Ve biz size e, bu e, Drone'lara dronlara takabileceğiniz işte montajlar, kablolar vesaire ne gerekiyorsa bunları temin edeceğiz diyorlar ve önerdikleri drone olarak da dediğim gibi DJI e, ürününü öneriyorlar. Çünkü DJI kamerasız 2.7 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Zaten manyetometrelerde hani yaklaşık olarak 1 kilogram, 1 kilogramın biraz üstünde e, ürünler olabiliyor. O yüzden e, DJI Max 350 burada yardımcı bir drone görevinde kullanılıyor. Şimdi bir de biz size bu mayatomet hangi alanlarda kullanıldığını bahsedelim. Şu an ülkemizde yaygın olarak zaten maden, mineral aramasında kullanılıyor. Genellikle metalik olan işte demir, nikel, kobalt gibi e, ceferlerin e, aranması için e, bulunması ve doğru yerde doğru kazının yapılması için e, gerçekten verimli bir e, ürün olarak karşınıza çıkabilir, verimli bir çalışma olarak da karşınıza çıkabilir. Bunun haricinde arkeolojik yapılarda e, sit altında işte kazı yapılacak yerlerin belirlenmesi, işte metalik bir e, kullanılan bir alet varsa onun bulunması. Bunlar da hatta yanmış kil bile, kilin manyetik alanı bile bu haritayı, oluşturulan haritayı etkiler ve bunu size gösterir aslında. O o yüzden arkeoloji tarafında da kullanılabilecek, sıkça kullanılabilecek bir sistem. E, savunma sanayinde e, patlamamış e, mühimmatlarda, e, işte mayın aramalarında kullanılır çünkü onlarda metalik bir oluşumla oluştuğu için yerin altındaki o e, anormallikleri tespit ede edebiliyor bu ürün. E, ve bu çok zaten büyük bir alanda DJI matis 350 ile hızlı bir şekilde alan taramasıyla gerçekleşiyor. E bunun o yüzden e, tespiti çok kolay olabiliyor. Gerekli yazılımlarla beraber bir diğer kullanım alanı eee jeolojik ee, değişimler aslında bunların içinde e, fayatları volkanik patlamalar volkanik değişimler olabilir veya e, su e, su kaynakları olabilir ama bu şekilde de çalışılabiliyor bu ürünlerle tabi bunların hepsinin ayrı özellikleri var e, hepsini e, dediğim gibi işte Mats 350'ye entegre ettikleri bir sistem olduğu için hepsini aynı onda çalıştırabilirsiniz. Bir diğer e, kullanım alanı ise batık denizdeki batık uçak gemi e, tespiti olabiliyor. Bunlar da yine dediğim gibi metalik olduğu için daha hızlı e, bulunabilmesi için kullanılan sistemlerden diğeri. Şimdi bir uçuşu e, başlatmamız için ürün bir montajı yapılıyor DJ Max 350 kollarına ya da belirttikleri gövde tarafına. Sonrasında uçuş planlaması yapılıyor. Üçüncü parti yazılımla yapılıyor genellikle. Tereyin bir uçuş sağlanıyor. Ve doğru kalibrasyonun olması lazım. Veri toplamadan önce bir kalibrasyon yapılması lazım iki tarafında. Zaten e, drone'un GPS'i e, olduğu için ve kendi e, ürünün de bir GPS'i olduğu için size santimetre seviyesinde bir hassasiyet vermeye çalışıyor bu ürün. O yüzden e, iki gücün birleştirilmesiyle e, gerçekten verimli bir iş çık, çıkıyor diyebiliriz size. Sadece e, uyarmamız gereken e, yerlerden birisi, çok metal yoğunluklu bir e, uçuş bölgesi veya işte elektrik nakil hatlarının geçtiği bir uçuş bölgesi seçmezseniz sizler için daha sağlıklı bir uçuş olacaktır. Çünkü oradaki metalik e, frekansla e, sizin çekmeye çalıştığınız yani almaya çalıştığınız verilerin çakışmaması gerekiyor daha doğru bir veri için. Burada Mars 350 tarafında e, tercih edilmesinin sebebi zaten bunun e, havadan olması sebebi hız, verimlilik, e, erişilmesi zor zor yerlerin taranması, oralardan veri alınması ve düşük maliyet olur size. Daha az e, insan gücüyle daha fazla aran, alan e, taranabilir. Bizim bugünlük anlatabileceğimiz bilgiler bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız için tekrar iletişime geçeceğimizi umuyorum. İyi günler.